Şimdi sırada tercihler var. Tercih süreciyle ilgili eğitim uzmanı Sadık Gültekin'in uyarılarına bir kulak verelim. 3 milyona yakın adayın girdiği yüksek öğretim kurumları sınavında sonuçlar belli oldu. Sırada tercih süreci var. Alınacak olan öğrenci sayısına baktığımızda çok olumlu bir tablo var ortada. İşte 500 bin dolayında ön lisans 2 yıllık bölümlere, 500 bin dolayında da lisans bölümlerine öğrenci alınacak. Yani bu çok güzel bir oran esasında. Fakültelerde ön lisans bölümlerinde kontenjanların oranı yüksek. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre akşam saatlerini kapsayan ikinci öğretim bölümlerinin kapatılacak olmasının kontenjanları değiştirmeyeceğini söyledi. Şöyle bir panik başladı. Acaba kontenjanlar azaldı mı? E, hayır, azalmadı. Yani e, geçtiğimiz yıl 79.155 öğrenci tercih yapmıştı, katılmıştı. Bu kontenjan gündüz öğretimlerine bu vakıf olabilir veya devlet olabilir aktarıldı. Ha bu puanları etkiler mi? E, kontenjan azalmadı ki olumsuz etkilesin. Liste hazırlanırken mümkün olduğunca fazla alternatife yer verilmesinde fayda var. Tercihlerimizi yaparken e, üçe ayıralım. Yani kendi yüzdeliklerimizden küçük olan yerler bunlara tabii ki miktarına daha az tutalım. Kendi sıramız bunlar bayağı bir hani sıralamada fazla olsun ve kendimizi garantiye alacağımız. Ama garanti alacağımız derken de kazandığımızda asla pişman olmayacağımız. Bir de e, sınava girmek istemeyeceğimiz ya da niye ben bunu yazdım demeyeceğimiz yerler olacak. Tercih döneminin gelecek hafta başlaması bekleniyor.